Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik alanındasınız hepiniz hoş geldiniz gençler TYT AYT matematik tekrar kampında bugün sevgili arkadaşlarım parabol konusunu ele alacağız ve parabolün konu özetini yapacağız bugün aynı zamanda bu videodan hemen sonra parabolle alakalı tekrar sorularını da göreceksin aklında bulunsun ücretsiz pdf'ini açıklama kısmından ücretsiz biçimde tek tıkla dilediğin gibi indirebilirsin tamam Evet gençler parabolle alakalı umarım şimdiye kadar verdiğim ödevler yapılmıştır. Parabolle ile alakalı ödevinizde 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından gelecek. Ve buradaki 40 tane birbirinden güzel parabol sorusunu da çözdükten sonra parabolle alakalı kafanda hiçbir endişeye mahal vermeyeceksin. Evet güzel kardeşim eşitsizliklerden önce almışız burada parabolü. Parabol sorularında buradan ödevindir çözmen gerekiyor aklında bulunsun. Evet Artık hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim. Dersimize evet. 11. günün konusu parabol gençler. Şöyle konu özetimize bir başlayalım bakalım beraber. Şimdi ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerine biz parabol diyoruz. Yani işimizin büyük kısmı ikinci dereceden fonksiyonlarla alakalı. O yüzden ikinci dereceden fonksiyonları nasıl olduklarını bir hatırlayalım. İkinci dereceden fonksiyon dediğimiz şey hocam ABC bir reel sayı iken e, ee, değişkenin kuvveti 2 ise en büyük dereceli değişkenin kuvveti 2 ise ax kare artı bx artı c fonksiyonuna biz ikinci dereceden fonksiyon diyoruz. İkinci dereceden fonksiyonların da grafiklerine de ne deniyormuş bak parabol deniliyormuş bunu unutma. Şimdi parabolü dizayn etmek gerekirse paraboller ya bu şekilde çıkacak karşına ya da bu şekilde çıkacak. E bunlar da en önemli özelliği parabolün simetrik bir yapıya sahip olması. Şimdi en önemli ve ilk özelliğimiz bu. Bunu bana bunu sana ben söylüyorum. Tamam? En önemli özelliğimiz parabolün simetrik olmasıdır. Simetrik bir yapıya sahip olmasıdır. Bunu soruların içerisinde aklında tuttuğun takdirde bazı sorularda seni çok kurtarıcı büyük bir role sahip olacak. Aklında bulunsun. Parabolün kolları. Kollar dediğimiz şunlar arkadaşlarım. Parabolün kolları aşağı veya yukarı nasıl olduğunu, yukarı mı aşağı mı olduğunu nereden bileceksin? baş katsayı yani buradaki ax kare yazamıyorum yazamıyorum ax kare artı bx artı c dediğimiz fonksiyon var ya şu fonksiyon işte burada şuradaki a arkadaşlar eğer bu a yani baş katsayımız pozitifse pozitifse kollar yukarı negatifse kollar aşağı doğru olacak diyoruz parabolün tepe noktası ki biz bu noktanın apsisine R ordinatına K demiştik şeklin üzerinde. R'ye K tepe noktası da T noktasıyla gösterilsin. Genelde böyle gösterilir. Burada R ve K şu şekilde bulunuyor. R'yi katsayılar yardımıyla eksi B bölü 2 A ile K'yı da R'yi yerine yazarak buluyorsun. R dediğimiz şey eksi B bölü 2 A ya bu arada formülü. Onun da birazdan kökler toplamının yarısı dendiğinde ne anlamamız gerekir sorusuna cevap bulursak söyleriz. Mesela burası parabolin x eksenini kestiği noktalardan birisi. Burası da ikinci nokta. Yani bunlar aslında bakarsam bu fonksiyonun kökleridir. Sen kökler toplamını eksi b bölü a ile buluyordun. Bak bu neydi? x1 artı x2 değil mi? Eğer ki sağ tarafı 2'ye bölersen köklerin aritmetik ortalamasını bulursun ki tam ortasını verir. Yani tam olarak r'yi verir. Demek ki ben bunu da 2'ye bölmem gerekiyormuş. İşte arkadaşlarım r dediğim şey eksi b bölü 2 a ile bulunur diyoruz. Türev yardımıyla da nasıl buluruz? Hemen türev sonuçta görmüşsündür. Bunun türevini alıp sıfıra eşitlersen max veya min yaptığı yeri bulursun. Yani maksimum veya minimum noktasını, ekstremum noktalarını bulursun. Türevini aldığın takdirde 2ax artı b gelir. Sıfıra eşitlediğin takdirde de 2ax eşittir eksi b olur. Her iki tarafı 2a'ya bölersen x eşittir eksi b bölü 2a gelir. Yani parabolün ekstremum noktası olan tepe noktası işte eksi b bölü x'ler eksi b bölü 2a iken oluyor. Yani apsisini bulabiliyoruz böylelikle. Parabolün simetri eksenidir aynı zamanda x eşittir r doğrusu. İkinci dereceden fonksiyon demişken diskriminant adına bahsetmeden olmuyor. Arkadaşlarım x eksenini kestiği noktalar fonksiyonun sıfırları yani kökleriydi biliyorsunuz. İkinci dereceden denklemlerde delta sıfırdan büyükse farklı iki reel kök var diyorduk. Delta sıfıra eşitse çakışık iki tane reel kök var diyorduk. Delta sıfırdan küçükse de denklemin reel kökü yoktur diyorduk. Şimdi yukarıdaki hatırlatmayı parabole uygulayalım. Biliyorsunuz ki parabolün x eksenini kestiği yerler aslında o ikinci dereceden fonksiyonun kökleriydi. O halde diyorum ki delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini birbirinden farklı iki ayrı noktada kesecektir diyoruz. Eğer delta sıfıra eşitse parabol x eksenine bak burada olduğu gibi veya burada olduğu gibi veya şu şekilde veya bu şekilde teğettir diyoruz arkadaşlarım. Tamam mı? Delta sıfırdan küçükse de kökler olmuyordu. Kök yoktu. Reel kök. Reel kök yoksa x eksenini kestiği yer de yoktur. O halde parabol x ekseninden bağımsız biçimde bu şekilde ya kolları yukarı doğruyken tamamen x ekseninin üzerinde, kollar aşağı doğruyken de tamamen x ekseninin alt tarafında olacak şekilde dizayn edilir. Parabolde tepe noktası. Bak düşün tepe noktasıyla alakalı başlık koymuşuz. Niye? Önemli çünkü. Parabolün artarken azalmaya veya azalırken atmaya başladığı noktaya biz tepe noktası diyoruz. Arkadaşlar, bu tanımın bu şekilde vermemin sebebini türev işleyenler biliyorlardır. Parabolün simetri ekseniyle kesiştiği noktadır da diyebiliriz. Bundan dolayı simetri ekseninin apsisi ile tepe noktasının apsisi aynıdır. Simetri ekseninin apsisini bulmanın en ama en kolay yolu parabolün x eksenini kestiği noktaların aritmetik ortalamasını bulmaktır. Bu noktalar eğer x1 ve x2 ise x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye böldüğüm takdirde yani kökler toplamının aritmetik ortalaması bize simetri ekseninin apsisini ya da tepe noktasının apsisini verebiliyormuş. Peki x1 artı x2 neydi? Kökler toplamıydı. Bunu 40 defa söyleyeceğim unutmayın. Kökler toplamıydı. Sen kökler toplamının formülünü bir de 2'ye bölersen yani aritmetik ortalamasını bulursan eksi b bölü 2a bize tepe noktasının apsisini verir. O halde apsis r ve ordinat k ise R'yi bulmanın yolu eksi B bölü 2 A'ydı. K'yı bulmanın yolu da o R'yi fonksiyonda yerine yazmaktı. Parabolün denklemini nasıl yazarım? 3 tane metot vereceğim. Birinci metot. Eğer parabolün 3 tane noktasını biliyorsan bulabilirsin. Mesela burada bir sorumuz var. Diyor ki 1'e 2, eksi 1'e 6 ve 2'ye 3 noktalarından geçen parabolün denklemini bul. E şimdi y eşittir. Ax kare artı bx artı c olsun diyeceğim ben parabolüme. Daha sonrasında 1 için 2'yi sağladı mı? Diyorum ki biri yerine yazarım. A artı B artı C eşittir 2 gelmesi gerekiyormuş. Eksi 1'i yerine yazarsam A eksi B artı C gelir. Bu da bana 6'yı veriyormuş. 2'yi yerine yazarsam 3'ü bulmam gerekiyor. 2'yi yerine yazarsam 4A artı 2B artı C'yi bulurum ki bu da 3'müş. Şimdi ben şu ikisi vasıtasıyla B'yi elde edebilirim. Üsttekinin alttakinden üsttekini çıkardığım takdirde eksi 2 B gelecektir. Ve bu da alttakinden üsttekini çıkardığım 4 geldi. B kaçmış arkadaşlar? Eksi 2 bu cepte. Şimdi B'nin eksi 2 olduğunu biliyoruz ya. Şurada yerine yazarsam burası eksi 4'ü verir. Eksi 4'ü karşı tarafa postalarsam 4 A artı C eşittir 7 olur. E ben zaten B'yi artık eksi 2 olarak biliyorum ya. Şurası eksi 2'yi de at karşıya 4 olsun. A artı C'ye de kaçmış? 4 hocam. Şimdi üsttekinden alttakini çıkarırsan 3A eşittir 3 gelir. A buradan 1'dir. A 1 ise C'de 3'tür. O halde hani AX kare AX kare artı BX artı C demiştik ya biz parabolümüze. Demek ki bizim bu parabolümüz neymiş? A'nın 1 olduğunu biliyoruz. X kare. B'nin eksi 2 olduğunu biliyoruz. Eksi 2X. C'yi de 3 bulmuştum. Artı 3 eşittir. Y parabolü diyebilirim. İşte parabolün denklemini bu şekilde ifade ettim. Bu karşınıza çok fazla çıkmaz. 100 soruda 2 tane falan anca bulursunuz. Lakin kökleri ve bir noktası verilen parabolün denklemi parabol denklemiyle yazılan soruların neredeyse yarısını oluşturur. Bir parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri parabolün aynı zamanda kökleridir biliyorsun. Parabolün x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2. Ve bu parabolün farklı bir noktası daha verildiyse m y n noktası. Sen bu parabolü şu şekilde yazıyorsun. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 ise aynı zamanda bu parabolün kökleriydi biliyorsun. E buranın kökü nedir? x1 buranın kökü nedir? x2. a ne? kat katsayı. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. E bulmamız için de bize zaten m y n noktası verilmişti. Ben bunu yazdıktan sonra x gördüğüm yere m yazarım ve y gördüğüm yere de n yazarım. Parabolün denklemini bulurum. Mesela örnek veriyorum. Kökleri kökleri ne olsun? 2 ve 3 olan 2 ve 3 olan ve aynı zamanda aynı zamanda nereden geçsin bir A noktası belirtelim şimdi biz size. Nereden geçtiniz biliyor musunuz? Ee, şöyle diyelim. 4 için 2 noktasından geçen parabolun denklemine yazınız diyelim. 4 için 2'den geçsin. Peki ben ne yazacağım? Y eşittir A çarpı bir köküm 2 ise bir çarpanın x eksi 2'dir. Bir köküm 3 ise diğer çarpanın x eksi 3'tür diyeceğim. Ve x gördüğüm yere 4 yazıp 2'yi umacağım. 2 eşittir a çarpı 4'ten 2 çıktı 2 4'ten 3 çıktı 1. Ve 2 a eşittir 2 mi oldu? A kaçmış? 1'miş. Demek ki ben buradaki artık a'yı silebilirim. Çünkü a 1'miş. İşte parabolün denklemi de bu. Uzun uza diye yazarsam y eşittir x kare eksi 5 x artı 6 bana bu parabolün denklemini verir derim. Peki tepe noktası ve bir noktası biliniyorsa tepe noktası dediğim şey t r'ye k'ydı. Bir tane de eksi 0, y 0 diye bir nokta biliniyorsa eğer aynen şunu yazıyorsunuz a çarpı x eksi y'nin karesi artı k bize parabolü verir. Şimdi örnek 24'ü çözüp güzel bir yorum yapalım demişiz gelin beraber çözelim madem öyle x kare parabolü. Şimdi x kare parabolü de biliyorsunuzdur değil mi? Yine de ben size göstereyim arkadaşlar şöyle bir parabol. Şimdi tepe noktası orijinde olan bir parabol değil mi? Ben size bunu şöyle tepe noktasında orijine koyalım. Şurası T. Sıfıra sıfır. Diyor ki R birim sağa ötele diyor. R birim sağa ötelersem eğer ben bu parabolü X gördüğüm yere X eksi R yazmam gerekir değil mi? Hadi yazalım. Y eşittir X kareydi. X gördüğüm yere X eksi R yazarsam X eksi R'nin karesi olur. K birim de yukarı ötelersem demek ki buna bir de K ekleyeceğim. Peki şu formül yani bu çakan şey Size farklı bir şey anımsatıyor mu? Anımsatması lazım. Bak tepe noktası R, Y, K olan. Bak şimdi bunun tepe noktası sıfıra sıfırdaydı. Ben bunu R birim sağa öteledim. R'ye geldi tepe noktası. K birim yukarı öteledim. Demek ki R, ye K bak tepe noktası oldu gördün mü? İşte gençler bu buradan, bu buradan. İkisi de birbirini tetikliyor. Böyle durumlarda kafanız karışıyorsa hemen bu şekilde bir örnek yazıp neyin nereden geldiğini ortaya dökebilirsiniz. Parabolle doğrunun birbirine göre durumları. Şimdi gençler, a, b, c, m, n reel sayı, a ve m sıfırdan farklı, ax kare artı bx artı c bu bir parabol, bu da birinci dereceden olduğu için bir doğru belirtir. Şunu yapıyorsunuz ortak çözüm. Yani bunları birbirine eşitliyorsunuz, bunları birbirine eşitledikten sonra bir ikinci dereceden denklem elde edeceksiniz, tamam mı? Bu ikinci dereceden denklemi elde ettikten sonra bunun deltasına bakıyorsunuz. Eğer ki delta sıfırdan büyükse bu parabolle bu doğru birbirinden farklı iki noktada kesişir diyorsunuz. Eğer ki bu ortak çözümün deltası sıfıra eşitse bu parabolle bu doğru birbirine teğettir diyorsunuz. Ve delta sıfırdan küçükse bu parabolle bu doğru hiçbir yerde kesişmezler diyorsunuz. Aynen burada şekilde olduğu gibi. Notumuza bakalım bir de. Bu not benim için değerli. Bununla alakalı 40 soru serisinde de sevgili arkadaşlarım şuraya soru diyelim. 40 soru serisinin yanlış hatırlamıyorsam parabolün 40. sorusuna da böyle bir soru koydum. Yani örnek veriyorum şu sorunun çözümüne sen tonla vakit harcarken şurada sana göstereceğim özelliği bilirsen eğer soru senin için bir dakikalık bir soru haline gelir. Dolayısıyla yapılabilir bir soru haline gelir. Keyifle çözdüğüm bir soru haline gelir. O yüzden iyi dinle beni. Bak şimdi burada ax kare artı bx artı c parabolünün ben tepe noktasının ne olduğunu biliyorum. Eksi b bölü 2a. Ama hiç merak etmedik değil mi? Yani parabolü hocaların anlattı. Ben sana kampta anlattım. Farklı bir yerde dinledin. 40 defa belki çalıştın. Ama hiç merak edip de ulan bu r eksi b bölü 2a'ymış ya. Hani normalde de r'yi götürüp fonksiyonda yerine yazıyoruz. Ama biz bunu hep bir sayı bulduktan sonra yerine yazıyoruz. Bu haliyle yerine yazdık mı? Yazmadık. Hadi bir de bu haliyle yerine yazalım ki ben k'yı farklı bir şekilde elde etmeye gayret göstereyim. Yani eksi b bölü 2a yazacağım x gördüğüm yere. Şimdi k değerini bir de kendimiz hesaplayalım dedik hesaplayalım. Bak diyor ki x gördüğüm yere eksi b bölü 2a yazdım x kare yazıyordu bunun karesi oldu. Burada artı b x'ti x gördüğüm yere eksi b bölü 2a yazdım artı c dedim. Şimdi eksi b bölü 2a'nın karesi b kare bölü 4a kare yapar. Şurada b ile b'yi çarptım eksi b kare bölü 2a geldi artı c. Buraya dikkat. Şuradaki a ile buradaki a'nın bir tanesini sadeleştirirsem b kare bölü 4a eksi b kare bölü 2a artı c gelir. Paydalarını eşitleyelim. Ne ile? Burayı 2a ile eşitleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı da 4a ile çarpıyorum. Böylelikle b kare eksi 2b kare artı 4ac gelir ki burayı toparlarsam b kareden 2b kare çıkarsa 4ac eksi b kare yapar bölü 4a geldi. Şimdi çok güzel. Bu 4ac eksi b kare nedir hocam? Hocam ben sana söyleyeyim ne olduğunu. b kare eksi 4ac eşittir neydi? Deltaydı. O zaman 4ac eksi b kare nedir? Eksi deltadır. Ve ben bunu 4 tane a'ya bölersem işte karşınızda parabolün tepe noktasının ordinatı. Demek ki bundan böyle, bundan kirli, Tepe noktasının ordinatını illa R'yi bulduktan sonra yerine yazmaya lüzum yok. Basit bir işlemle eğer soruların içerisinde çok kelli felli sorular olabiliyor. Çünkü bununla alakalı ki birazdan çözeceğiz. Çok güzel bir soru çözeceğiz. Bununla alakalı e, bu formülü aklına tutarsan K'yı basit bir şekilde elde edebileceğin için sorunun çözümüne seni daha rahat götürür. Tamam mı? Ha, i̇ster kullan ister kullanma. Ora senin bileceğin bir iş ama aklının bir kenarında mutlaka bulunsun bu formül. Parabolün tepe noktasının ordinatını eksi delta bölü 4 ile bulabilirsin. Şimdi geldim buraya. A ve B birer gerçel sayı. Tamam. X kare artı A x artı B parabolü de aşağıda verilmiş bize. Teşekkürler. Buna göre alan A B, t kaç birim karedir? Yani buradaki üçgenin alanı soruluyor bize. Şimdi güzel kardeşim. <laughs> ben bunun şu eksi 4 doğrusuna teğet olduğunu biliyorum ya. <laughs> Pardon. Bu parabolün şurası tepe noktasıysa burası da tepe noktasının ordinatıdır. Yani K'dır. K kaçmış? Eksi 4. Şimdi bu K eksi 4 ya. Ben bu K'nın e, nasıl bulabiliyordum? R'sini bulup yerine yazınca. E, R'sini bulsam burada A'yı bilmiyorum. E B'yi de bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Eksi delta bölü 4A bana neyi veriyordu? Eksi 4'ü. E güzel kardeşim bak. A kaçtı burada? A 1'di. Yani burada e, fonksiyonun baş kat sayısı 1 değil mi? E 1. O zaman ben burada a'yı sildim 4 yazdım. Eksi delta bölü 4. Eksi 4 ise eksiler gitsin. 4'ü karşıya atarsam delta kaçmış? 16. Şimdi üçgenin alanı soruluyordu. Şurası dikti. Burası üçgenin yüksekliği sayılmaz mı? Sayılır. Yani burası tamam eksi 4 de uzunluk olarak 4 birim. E bir de ben şurayı bulursam taban çarpı yükseklik bölü 2 derim. Peki burayı nasıl hesaplarım? Güzel kardeşim bak. Burası ve burası parabolün kökleriydi. Ben kökler arasındaki mesafeyi hesaplarsam eğer tabanı da bulmuş olurum. Tamam kökler arasındaki mesafenin de bir formülü vardı ikinci dereceden denklemlerde. Neydi? Kök delta bölü kök delta bölü mutlak a'ydı. Değil mi? Ulan bu delta'nın da ne gibi özellikleri varmış ya? İntegralde bile bu delta'yı kullanacağız. Türevde bile bu delta'yı kullanacağız. Unutma. Şimdi delta'mız kaçtı? 16'ydı. 16'nın karekökü kaçtır? 4. E a'mız da 1'di zaten. 4/1'den bölü 1'den 4 gelir hocam. Demek ki burası da 4'müş. O zaman üçgenin alanını bulmaya ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. 4 ile 4'ü çarpacaksın, 2'ye böleceksin. Yani cevap kaçmış? 8'in ta kendisi. Normal şartlar altında sen şu kökleri bul bulmaya kalksan ohh neler neler. Hocam gerek yok ki ya. Ben sana formül öğrettim. O formülü burada kullanarak delta'ya ulaştık. Delta'da zaten Envai çeşitli işleme yarıyor. Dolayısıyla da rahat ettik yani işin kısa tarafı. Evet gençler. Yaklaşık 19 dakikada parabolü özetledik. Bilmen gereken ayrıntıları, detayları sana anlattım ve bu detaylardan sonra da artık tekrar sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Tabi bu şöyle bir durum var. Yani e, gençler konu özetinde sadece konuyu özetlemiyoruz açıkçası. Yani Soruların üzerinden de bir konu tekrar yapmış oluyoruz adı üstünde tekrar soruları soruların üzerinden yapılan tekrarlar eğitim sistemimize göre maalesef daha yararlı oluyor doğal olarak çünkü gençler hani örnek veriyorum Einstein'ın matematik namına bilmediği bir konu yoktur lakin Einstein'ı tutun Allah rahmet eylesin <laughs> tutun mezarından kaldırın arkadaşlar sokun ÖZHM'nin yaptığı herhangi bir sınava mesela TET'ye sokun yüksek ihtimal yapamayacaktır. Ama sistem diyor ki Einstein'a kardeş bir dakika ya bir dur diyor. Bir dur sen orada. Sen ne ottu mottu ne ayaksın diyor. Sen diyor giremezsin ki üniversiteye diyor. Yapamamışsın net çıkarmamışsın diyor. Yani ama adam Einstein diyor. Ben Einstein'ım olsun kardeş diyor. Olmaz yani hani bu. Böyle bir sistem var mı? Ama sonra işte 34-35 yaşındaki kişileri milletin yardır yardır derece yaparak girebileceği üniversitelere işte bilmem kaç puan 0 0 artı epsilon kadar puanlara üniversiteye sokuyorlar o da ayrı bir muamma. Evet gençler siz bunlara takılmayın. Siz olabildiğince net yapıp hakkınızda bileğinizin gücüyle, alnınızın teriyle bir üniversiteye yerleşin. İstediğiniz ve istediğiniz bir üniversite ve istediğiniz bir bölüm olsun lütfen. Sizin yapmanız gereken olay bu. Tamam? Şuradaki ter olmadan olmuyor. Bizim amacımız, bizim gayem biz buyuz abi. Tamam? Gençler sonraki soru sorularımıza ve sonraki videolarımıza görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.